Evet sevgili kardeşler, Allahu Teala nasip ederse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinden 40 sual 40 cevap sohbetimizin 3. sualiyle devam ediyoruz. Müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 3. suallerini sordular ve göklerden ve mahlukatlardan haber ver ya Muhammed. Halk Subhanehu ve Teala 7 kat gökleri neden yarattı? İsimleri nedir? Meleklerin tesbihi ve adı nedir? Dediler. Adamlar nereden biliyor bunları diyeceksen müşrikler. Onların da Yahudi dostları var. Hristiyan dostları var. Gidin Yahudilerden, Hristiyanlardan çiz kitap ehlisiniz. Hele bize bir bilgiler verin de biz Muhammed'e gidip sıkıştırak. Bakak ki hakikaten gökten mi gelmiş ona gönderilen kitap? Semavi kitaplardan mı yani? İncil gibi, Tevrat gibi, Zebur gibi. Onu araştırırlar. Ondan orada öğrenir, gelir sorurlar. Gidin sorun deyince onlar da gelir sorurlar. Serveri Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cevap buyurdular onlara. Hak Subhanahu Teala Hazretleri birinci kat semayı buhardan yarattı. Adı Berkia'dır. Melekleri secde ve tesbihleri Subhanehu zil mülki vel meleküti. Subhanehu zil mülki vel meleküti. Birinci kat semanın meleklerinin en büyüğünün adı İsmail'dir. Bu melek çok büyük ve çok heybetli bir melektir. Bulut ve yağmurlar üzerine müekkildir. Onun izni olmadan yağmur yağmaz, katresi dahi onun hesabındadır. Allah ona öyle güzellikler nasip etmiş ki yağacak yağmurların katresinin dahi adetini bilebilir. İkinci kat sema has gümüştendir. Adı kavdumdur. Melekleri rükudadır. Tesbihleri Sübhane zil izzeti vel ceberruttur. En büyüğünün adı Mihail'dir. Meleklerin yarısı ateşten, yarısı da kardandır. Fakat birbirlerine zarar vermezler. Bu meleklerin tesbihi Sübhane men ellefe beyne selcin ve narin kema ellefe beyne ibadik olup manası pak ve ulu olan Allah'a kara ve ateşe ülfet verir. Amenna ve sattığına. Eğer şüphen varsa yıldızlara bak. Ta ki doğrulardan olasın. Amenna ve sattığına. Üçüncü kat kızıl yakuttan olup adı Maun'dur. Meleklerin hepsi ayakta, rüküde ve secdededir. Tesbihleri Subhanel Melikül Kuddusi Rabbül ve Melaiketü ve Ruhu. Sübhanel Melikül Kuddusu Rabbül Melaiketü ve Ruhu'dur. En büyüklerinin adı Saftail'dir. Dördüncü sema kızıl altındandır. Adı Hakura'dır. Melekleri ayakta ve rükudadır. Tesbihleri Sübhanel Hayyillezi Layemut. En büyüklerinin adı Arkalun'dur. Beşinci kat inciden yapılmış olup adı Maun'dur. Meleklerinin tesbihi Subhanel Melikil Kuddusi, Rabbül Melaiketi ve Rabbül Ruhi'dir. Meleklerin en büyüğünün adı Esfail'dir. Tesbihata bak, tesbihatın güzelliğine bak. Subhanel Melikil Kuddusi, Rabbül Melaiketi ve Rabbül Ruhi'dir. Amenna basit. Altıncı kat sarı yakuttandır ve adı Raka'dır. Meleklerinin tesbihi Subhane Rabbi külli şeyin halikun. Amenna ve sattuna. Subhane Rabbi külli şeyin halikuhu. 90 sıfatlardan münezzeh olan Allah külli şeyi halkedendir. Amenna ve sattuna. Yedinci kat sema nurdandır. Adı Ariba'dır. Meleklerinin tesbihi Subhanallahi adada halkihi ve midade kelimetidir. En büyük meleklerin adı Refail'dir.
Yedinci kat semada daha başka melekler vardır ki onlara kerraku beytün derler. Onların sayısını Allah'tan başka kimse bilmez. Her bir ayrı ayrı surette yaratılmıştır. Her biri birbirine benzemez, aynı insanlar gibi ayrı ayrı surette yaratılmıştır. Birbirlerine de bakmazlar. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın gadab ve korkusundan ağlamaktadırlar. Kıyamete kadar da ağlaşacaklardır. Onların ağlama sesleri insanların kulağına gelse, insanların hepsi helak olur. Miraç gecesi 7. kat semada bu meleklerin ağlamasını duyunca kardeşim Cebrail'e bu ağlayan kimlerdir diye sordum. Cebrail, bunlar kerru bilerdir. Senin günahkar ümmetlerin için ağlaşırlar. Aman yarabbi, biz burada günah işliyoruz. Tövbe etsek de etmesek de Muhammed'in ümmeti olduğumuz için onlar orada ağlaşıyorlar. Ya Rabbi, Muhammed'in ümmetinin günahlarını bağışla. Ne büyük bir nimet, ne büyük bir lütuf ya Rabbi. Hamdolsun, şükrolsun. Senin büyüklüğünü bir kez daha tasdik ettik. Allahu Kebira. Evet. Yedinci kat semada bunlardan başka bir de deniz vardır. Uzunluğu 30 yıllık yoldur. Bu denizde de melekler vardır. Bunların da tesbihleri Hak Teala Hazretlerinin kıyamete kadar Muhammed için ağlamaktadır. Muhammed ümmeti için ağlamaktadırlar kıyamete kadar. Allah Allah. Hak Teala rahmet edinceye kadar da ağlaşacaklardır. El aman ya Rabbi. Bu ne büyük bir nimet, bu ne büyük bir lütuftur. Allah-u Teala bu nimet ve lütfe erişen kulları cümlesine cümlemizi dahil eyliye. Ala Resulüne salavat, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi seyyidina ve nebiyyina Muhammedin.